Sabahın erken saatlerinde gökyüzünde tek bir akbaba bile yok. Henüz vakit gelmedi. Kara akbabalar günlerinin yaklaşık 8 saatini gökyüzünde geçirebilir. Ancak nispeten küçük olan göğüs kasları ve 10 kilogramı geçebilen ağırlıkları nedeniyle bu kadar süre kanat çırpmaları çok güç. Kara akbabaların daha az enerji harcayarak daha uzun süre havada kalması gerekiyor. Bunu yapmanın tek bir yolu var, süzülerek uçmak. Bunun için sıcak hava akımlarını, yani termalleri beklemek yeterli. Termaller, güneş her sabah yeri ısıtmaya başladığında oluşuyor. Isındıkça yoğunluğu azalan hava, yukarı doğru yükselen kolonlar oluşturuyor. Akbabalar bu sıcak hava sütunlarının içine girerek, neredeyse hiç enerji harcamadan süzülerek hızla yükselebiliyor. Yukarı doğru hareket eden hava soğumaya başladığında kaldırma gücü azalıyor ve akbabayı artık yukarı doğru taşıyamıyor. Bu noktada akbaba kendini süzülmeye bırakıyor ve başka bir termal yakalayana kadar aşağı doğru neredeyse hiç kanat çırpmadan uçabiliyor. Anlık olarak saatte 100 kilometreye varan bir hıza ulaşabilen kara akbabaların ortalama uçuş hızları ise saatte yaklaşık 50 kilometre. Ortalama 2000-3000 metre yükseğe çıkabilen kara akbabalara ait sıra dışı bir rekor 11.000 metreyi gösteriyor. Termal süzülme tekniği fiziksel olarak bazı özellikler gerektiriyor. Geniş ve uzun bir kanat yüzeyi. Bu özellik sıcak hava akımı üzerinde daha kolay yükselmeyi sağlıyor. Kanatların ucunda ise parmak olarak adlandırılan 7 adet tüy var. Genişliği yaklaşık 80 santimetre olan kanadın yarısı uzunluğundaki kuyruksa 12 tüyden oluşuyor. İşlevi ani manevralar yapmak değil, süzülme sırasındaki yön değişikliklerine yardımcı olmak. Akşam saatlerinde termaller etkisini kaybedince, akbabalar da yavaş yavaş gökyüzünü boşaltıyor. Genelde çiftler halinde ağaç dallarında, bazen birbirlerinden uzak, bazen küçük gruplar halinde geceliyorlar. Bir sonraki sabahın termallerine kadar dinlenme vakti. Türkmen Baba'da leşten geriye kalanların beklenmedik bir ziyaretçisi var. Hava sıcaklığı -20 derece. Gri balıkçılığın yaşadığı sulak alan donmuş olmalı. Açlık onu bu uzak ve alışılmadık bölgeye getirmiş. Aynı kalıntıları değerlendiren başka canlılar da var. Alakarga ve sakallı akbaba. Hepsi sırayla leş başına geliyor. Son görev sakallı akbabanın. O kemiklerle besleniyor. Kemik mideye ulaştığı anda sindirilmeye başlıyor. Başka hiçbir akbaba türü bu kemikleri yiyemez. Kara akbabalar da kendi paylarına düşeni almak üzere aynı bölgede. Ama kuzgunlar gene onlara rahat vermiyor. Açlık cesareti körüklüyor. Şubat sonu, Mart başı, kara akbabalar için önemli bir dönemin başlangıcı. Bundan sonra kuluçka için yaklaşık 55 gün yuvada geçecek. Kara akbabalar her yıl yalnızca tek bir yumurta yapıyor. Hava koşulları ne olursa olsun, yumurtayı sıcak tutacak ve tehlikelere karşı koruyacaklar.
Dişi ve erkek kara akbaba bu görevi sırayla üstlenecek. Saatler, günler, haftalar boyunca. Bahar gelene kadar. Kuluçka sırasında yuvaya malzeme taşıma işi devam ediyor. Yumuşatılan yuva zemininde yumurta daha rahat ve sıcak bir ortamda korunuyor. Nöbet bazen günlerce sürebildiğinden kuluçkadaki akbabanın aralıklarla hareket etmesi gerekiyor. Özellikle soğuk havalarda yumurta uzun süre açıkta kalmamalı. Bu nedenle malzemeler yakın çevreden toplanıyor. Kuluçkanın bir ayı geçmeden yumurtanın başına bir şey gelirse, dişi akbaba aynı yıl içinde bir kez daha yumurtlayabilir. Ancak süre geçtiyse başka şans yok. Bu kritik dönemde kara akbabaların yaşamı biraz monoton sayılabilir. Kuluçka'daki kara akbaba, eşinin gelişiyle birlikte nöbeti devretmeye hazırlanıyor. Yumurtayı eşit derecede ısıtmak için günde neredeyse 20 kez çevirmek ve zemini havalandırmak gerekiyor. Yumurta, diğer kuşlardan gelebilecek tehlikelere karşı da korunmalı. Görev artık yeni gelen akbabanın. Yumurta bir an bile yalnız bırakılmamalı. Bu yuvada olduğu gibi. Kuzgunlar boş buldukları akbaba yuvasında fırsatı kaçırmıyor. Bu ziyafeti kimseyle paylaşmaya niyetleri yok. Bir kara akbaba çiftinin tek yumurtasını yerken, kuzgunlar aslında yalnızca kendi nesillerinin devamını sağlamaya çalışıyor. Bu yumurta, kalsiyum, protein ve çeşitli vitaminler bakımından bulunmaz bir besin deposu. Kendi yumurtalarının sağlam olma şansı artık çok yüksek. Kuzgunlar için iyi bir beslenme. Bir kara akbaba yavrusu pahasına olsa da.
Kovulan akbaba aslında yuvanın gerçek sahibi değil. O yalnızca artık boş kalan yuvaya gelen genç bir yabancı. Yuvanın gerçek sahibi olan bu akbaba neler olduğunu bilmiyor. Eşi görünürde yok, yumurtası da. Genç akbaba yuvaya tekrar tekrar gelerek belki de kendine bir eş arıyor. Ancak ev sahibi akbabanın buna hiç niyeti yok. O bu yılki tek yavru şansını kaybetti. Kuluçka dönemini sorunsuz atlatan bu yuvadaysa beklenen misafir gelmiş bile. Nisan sonu. Yavru henüz birkaç günlük. Kara akbaba çiftini şimdi daha zorlu bir görev bekliyor. Yavruyu beslemek ve büyütmek. İlk günlerde yavru, yetişkin bir akbabanın yalnızca kafası büyüklüğünde. Özellikle ilk haftada annesi ya da babası onu hep altına alarak aynı yumurta gibi koruyor. Zamanının büyük bölümünü uyuyarak geçiren yavrunun gözlerinde ilk bir ay boyunca mavi bir perde var. Bu perde onu besleyecek olan anne ve babasını görmesine engel değil. Anne akbaba, kursağında sindirime elverişli hale getirdiği besini kusarak yavrusuna yediriyor. Böylece uzun mesafeler boyunca gagasında ya da pençesinde yuvaya yiyecek taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bu işte nöbetleşe yapılıyor. Ancak özellikle ilk günlerde yavruya ilgi büyük. Anne ve baba aynı anda görev başında olabiliyor. Beslenmeden sonra gaga temizliği özellikle önemli. İhmal edilirse hızlı gelişim sırasında gaga deformasyonları olabilir. Anne akbaba bunu biliyor olmalı. Yavru akbabanın şimdilik yalnızca hav tüyleri var. Güneş onun için zararlı olabilir. Bu tehlikeden de korunması gerekiyor. Daha 4 ay boyunca yuvada bakıma muhtaç olacak. Yavru yumurtadan çıkalı tam 40 gün oldu. Artık ayakta durabiliyor. Siyah tüyleri yavaş yavaş çıkmaya başladı. Kanat açıklığı 1 metreye ulaşıyor. Kısa sürelerle yuvada yalnız kalabilecek kadar büyüdü. Ama gene de tehlikelere karşı korunuyor. Kara akbaba yavrusu çevresini tanımak için tüm yavru hayvanlarla aynı yöntemi kullanıyor. Oyun. Henüz yalnızca yuvada vakit geçirebildiği için oyuncak çeşitliliği de sınırlı. Daha ilk günlerinden itibaren dikkat ediyor. Slogan: yattığın yeri temiz tut.